1931 doğumluyum. Hançalar. Babam Osman Efendi. Annem Atike. Tabii ki gençliğimizde bizim bu memleketin bütün harpten çıkmış. Türkiye'de yokluk var. Yani Türkiye'de yokluk var. Harpten çıktığı için bu yokluğun içinde biz de dahiliz Türkiye'de var. Yani ne bileyim ben hemen 7 yaşına kadar ayakkabı giymediysem olur. Kış hariç yazın. Ayağımıza tikam gider, şu batar, bir daha bağa ineriz, orada yatarız, canımıza koyun katıverler, iki kurbanlık de ona deriz. Yani hayatımız çok zor geçti. Doktora gidecek oluruz, ne de hastane var, ne doktor var. Bir de eski usul, şimdiki beğenmediler, eskileri beğenmediler, gençler kendi seçsin dediler, bizi büyükler seçiverdi. Çünkü o gün için söz büyüklerdi. Ama yaşantı, yuva yaşaması bundan iyiydi. Çünkü gençlerin tecrübesi yok. Tecrübesiz olunca görünüme aldanıyor. Ama yaşlıların bir tecrübesi var. Bu eve hangi ailenin kızı gelin olabilir? Bunu buradan tecrübe. Hangi ailenin kızı gelin olabilir? Biz hangi aile geçim yapabiliriz? Tecrübeleri bu. Şimdi ya aslını bilemiyorsun aşırı yerden. Zaten bu geçinciler de yanlış. Neden yanlış dersen doğuda Erzurumlu, Ege'de birisini evlendi. Ya orada bayramlar var, gidemeyecek. Hastalık var annesinin, babasının, kardeşinin, gidemeyecek. Buradaki yine öyle. Şimdi buyurun. Zaten seçenekler yanlış. Ege'de bari olsa bu çok kolay olur. Bu arada en büyük yanlışlık buramız. Bir de öf adetler değişik. Yani oranın yaşantısı, buranın yaşantısı, ondan sonra bu yetişme tarzları derken geçimsizliklerin çoğu burada. Yani Türkiye'deki esas her kişi. Bunun dışında bir de gençlerin evin düzenini yıllara bırakmıyor. Hepsini bir anda yapmak istiyor. O da ya zararı olan neymiş? Çamaşır makinesi zararı. Çünkü kadın çalışıyor, erkek çalışıyor. Eve gel çamaşır şey edecek. Efendim mutfak gazları olacak, bulaşık makinesi olacak. Ama koltuğunu ben bunu 2 sene sonra yapayım demiyor. Bunu da oturayım onda yapayım demiyor. E işte hepsini giriyor borca. Ondan sonra başlıyor tartışma. Önemli olanları alsala, gerileri zamanı bıraksa olacak. Bizim zamanımız öyle değildi. Biz bu evin büyükler birisini yarısı yaptı, gerisini zamanla kendimiz temin ettik. İş burada. Yani o çok, yani geçimsizlik durumları bu. Gençliğimiz öyle geçti. Evlenmemizi de dediğim gibi büyükler tercih etti. Bu aile bizim evimize uygun. Bunun çocuğu bizde yaşıyor, olur. Biz de bunlara uyumluyuz. Şimdi öyle değil. Doğuda buyur dediğim gibi yetişme tarzları ayrı, bunlar yürümez bu iş. Seçenek ayrı. Bak benim oğlanlarım şey oldu, evlenme çağı geldi. Hacettepe'de okudu göz doktoru. İstanbul'da Kuleli'de okudu, oradan oraya geçti. Küçük oğlan Ege Tıp'ta okudu. Bakın oğlum dedim, sakın dedim okurken seçenek yapman. Sizin dediğiniz olacak, beni dinleyeceksiniz dedim. Bir defa il dışına çıkmayacağız. Yani herhangi ailenin hasta olduğunu, bayramı, soğuğu var, 15 saat eve gidecek olursa herkes demiş şöyle il dışında olacak. Kalktım efendim ben Adana'ya yerleşeceğim, öteki Denizli'ye yerleşeceğim, problem başlıyor dedim. İkinizin de ağzında Denizli çıkmalı. Öyle ikisi de Denizli buna. Yerleşeceğiz, ikisi Denizli çıkacak. Ha bana dedim kuracağınız ruhu anlatacaksınız. Şimdi nasıl anlatacağız? Oğlum benim tecrübem var. Beni dinlerseniz kuracağınız yuva. Bir, ev hanımı istiyorum, çalışan mı istiyorum? Ben bileyim. Kimi esmer sever, kimi sarı sever, kimi uzun boylu sever. Yani siz isteklerini söyleyeceğiniz, ben ona göre arayacağım. Böyle, yani böyle evvel dedim
ebeveynler gençlere sormazdı. Geçinecek 50 sene, 60 sene. Mesela biz şimdi 50'de evlenmişiz. Kaç oluyor? 65 sene oluyor. Yani 65 sene daha ne kadar geçeceğiz belli. Bunlara hiç sorulma mı? Sorulmadı. Ama bugün de dedim büyüklere sormuyorlar. Bu da olmadı dedim. Hiç gençlere geçecek gence sormuyor. Yaşlıya da sorulmuyor. Oğlum niye itiliyoruz biz dedim ben. Birbirimize anlaşalım. Sen benim evladımsın. Seni ben okumuşum. İstikbal vermişim. Bu senin yuvan kuracağın zaman herhalde senin istikbalini de onu da düşünür. Yuvanı da düşünür. O zaman tamam dediler. Ve hepsi de il dışında değil. Hepsi il içerisinde. Nerede güzel şey bu şimdi. Hepsi yerleşeceğiz dediler mi? Deyince tamam. İkisinin ağzında Deniz çıkıyor. Ne Konya çıkıyor ne Malatya çıkıyor. Olmaz. Sonra çocuklar hasta 15 tane oluyor bir ev çocuk soğukta olur mu bu hastalığı ondan sonra şöyle bayramlar iki tarafta anne babadır bu olmaz bu yani bu çocukları okudurken ha bir de oğlum dedim ben sizi parayı okusun diye gönderiyorum dedim bunu iyi bilin ben size okusun diye gönderiyorum bu parayı başka yerlerde kullanmayacaksınız öyle ya. Mesela bir hattını bilmeyen var, bir kendini bilmeyen vardır. Şimdi kendini bilmeyen dişler, baban sana yani toplu arkadaşları çarşıya çıktığı zamanları arkadaşların içerisinde mahcup olmasın veyahut başka ihtiyacı olan parayı buna gönderiyor. Sen kalkıyorsun sigarayı kullanıyorsun, kendini bilmiyorsun. Ben sana sigara diye parayı sen ne isteyebilsin de ben gönderirim. Ha, bir de hattını bilmeyen dedim yavrum, hattını bilmeyen de şu dedim. Madem ki o tiryakiyle alıştın, orta bir sigara içecekken en zirvesini içiyorum dedim. İşte hattını bilmiyorum dedim. Yani çocuklara biz okudurken hayatı da verdik yani. Bugünün insanları çocuk oku diyor, boş bırakıyor. Ha. Bunun okumada çocukların en önemli rolü bunundur. Bak şimdi anlatacağım, kabul edeceksiniz. Bir defa çocuk okuldan geldi. Öğretmenin verdiği dersi hemen tekrarlaması lazım. Eğer ertesi güne koşsa onun yarısı %30'u gider. 50'ye düşer, yarısı gider. Hemen yenileyecek kitapta. Bir. İki. Bu beşerden ilkokul mezunu dört çocuk 20 sene gece gezmesine gitmedi. Anlat. 20 sene. Her insanın harcı değil. Neden dersen, şimdi çocuklar gece derse çalışacak. Çocukları bu bıraktı, komşuya gezmeye gitti. İyi çalışın ha. Çalışmazsanız boynunuzu koparın. Ya bir büyük insan falan yalnız kaldığı zaman uykusu gelir. Çalışır mı? Mümkün değil. Peki şimdi çocuğu koyup gidenin boynu mu kopa, çocuğun boynu mu kopa? Kimin boynu kopa burada? Bak nasıl kendini de kabul ettin. Ha. Peki gezmeye gittiği yere götürse çalışabilir mi? Çalışamaz. Ha. Onun için bu 20 sene gece gezmesini terk etti. Yani bu ne demektir biliyor musun? Bu biz aile içerisinde hani dershaneli bir aile dershanesidir bu. Aile dershanesidir bu. Aile içerisinde. Ha, bu bakımdan çocuk nişler. Bunu üç ayırmıştır bu geceyi. 15 dakika çalışır. Çalıştı mı çalıştı. Bir çay içirir. Ya şey, yarım saat çalıştı mı? Bir yarım saat daha çalışır. 3 saat sonra kere etti bir saat. Bir meyve yedir. Ondan sonra bir yarım saat daha bir buçuk ona kere yeter. Şimdi anne bunu bu görevi yapmaz da ben senin boynun koparı derdi çeker giderse veya çocuğu yanına bu çocuk okur mu? Evvela okuma işi aile dershanesinden başlar. Bugün hançaların çocuğu benim disiplinime dayanamadı. Bir teşkilat kursuna beni başka neslinden yarısından fazla okur. Ama benim disiplinime dayanamaz. Çünkü disiplinli ordu harbi, disiplinli asker harbide. Disiplinsiz asker harpte kaçar. Ama disiplinli ise harbi eder kazanır. Onun için bugün evlatta
şey yok. Yani disiplin yok. Benim yani bu çocuğun köyün yarısı okur, benim emrime vesinler fakat disipline dayamar başarlar. Bu var. Çünkü eskiden büyükler şöyle derdi. Çocuk beşikte sevilir, büyüldüğü zaman severse şımarır, sonunda seni dinlemez der. Yani beni babam yetiştirirken yani ailede öyle askerlerde büyüklere devlet idaresi veriyor. Küçüklere ev idaresi verirken hayatı da verir, hayat dersini de veriyordu. Öyle gelişirce gel git. Şimdiki ne, bir ebeveyn kendi bilmiyor ki hayatın hayat dersini oğluna ne verecek? Ne verebilir bu? Bilmem biçim verir, bilirse verir. O gibi bu çocuk eskatalar beşikte sevilir, büyüdüğü zaman seversen şımarır, en sonunda seni dinlerler. Şimdiki evlatla ebeveynler çoğu büyüdüğü zaman evlat şikayet ediyor. Neden şikayet ediyorsun sen? Sen yetiştirdin onu. Yetiştirdin mi? Yani niye beğenmiyorsun? O zaman kapattı kendini dara. Biraz ben fazla konuşuyorum ya geçmişlerden nasıl evlat bilmiyorum. Belli ki sizin de... Askerliğini nerede yaptın Bekir amca? Ankara'da yaptım. Ankara'da Sırlı Birlikler Okulu vardı. Yani oradaki harp okulu da yakındı. Tank telsizli vardır tankta. Topçu vardır. Şoförü vardır tankta. Eğitim için tank subayları eğitime gelirlerdi orada. Eğitime gelirlerdi. O eğitimde bir gün her gün biz şey çıkarırız. Birisi toptan eğitim görecek. Yedek subaylar veya asker subaylar. Ertesi gün telsizden ihtiyaç görecek. Ertesi gün şoförlükten ihtiyaç görecek. Her gün çıkardık. Yani bu bakımdan ben ordaydım. Benim askerliğim biraz da mücadeleli geçti. Yani kendi mesela bana demişler ki biz eğitimdeyiz, acemi eğitimindeyiz. Demiş ki bölük komutanı bizim demiş depocu gidecek. Şöyle demiş ders verirken kabiliyetli çocuklar belli olur depoda da. Her gün gel kalkıyor diyor ki top şu kadar makinenin makal tüfek var top var o malzemeler çıkacak. Yok telsizlerin malzemeleri çıkacak. Yok efendim hu çıkacak derken her gün noter gibi senetle verirsin senetle alırsın. Zordur. Bunu demiş herkes yapamaz. Bakın az subay söylemiş Bekir Koyu, subay söylemiş Bekir Koyu bana bölük komuta çağırdı. Depoyu dersim acan dedi. Orada da bir şoför var. Ben dedim ki onun şoförüne yav dedim. Burası güzel diyor ama dedim. Bir hata yaparsam bölük komutanı beni idare eder mi? Yoksa direkt mahkemeye ver dedi. Ben o zaman kabul etmeyeceğim dedim. Bölük komutanı beni yani çavuş kursuna geçirdim. Göndermedi. Bak çavuş kursuna geçirdim. Göndermedi. Neyse ikinci bir daha çavuş kursu emri geldi. Vardım ben komutanım dedim. Biz askerlik acemiliğinden biz işin dedim vazifemizi bilemiyoruz. Kusur bendeymiş dedim. Bunu dedim. Ben tekrar buraya peki dedi. İyi de o da büyük hata yaptı. Alaya kurs şeye imtihana gittik. Alaya çıka geldi. Şu çocuğu bana verin dedi. Ben istiyor. Kendi imdar edecek ki de şey etmeyecek. Kazandırmayacak. Bu da bir büyük adama göre yakışmaz. Ben seni rica etmişim. Sen kalkmışsın, hatamı söylemişsin, özür dilemişsin, kabul ettin. Oraya gelinir mi yahu? Ne kadar insan bak. Ne rütbesi ne olsa olsun bazen kendini bilmezlik yapıyor. Oradan sordu bana bir soru. Cevabını aldı. Tamam dedi. Bu dedi zaten dedi. Biliyorum ben bunu dedi. Çekti gitti. Bu şekilde zorlukla çavuş kuşuyor. Dahası var. Kursa gidiyor. Eğer sen dedi kurs birincisi gelmezsen seni dedi rütbeyi vermem dedi. Bu kadar üzerine düşürür mü insanı? Nihayet biz de çalıştık. Kurs birincisi geldi. Terfimizi öyle taktı. Yani bazen büyükler de hata yapıyor. Bu ayıp yavrum. Sor bakalım. İşte Ankara'da bu şekilde geçti askerliğim. Askerliğim bu şekilde geçti. Hani şimdi ondan sonra geldik. Toprak kara çiftçilik yani iktidai diyelim.
öküzle, beygirle, öyle toprakla uğraştık. Fakat dedim evlatlara, yavrum, hayatta üç türlü para kazanılır dedim. Bunu iyi bilin. Bir dedim, çiftçisin, yıldan yıla kazanırsın dedim. Bir de bunun dedim risklidir. Kura olur, dolusu ov olur, soğuğu olur. Bu böyle. İki dedim, memurdur, her ay kazanır dedim. Üç dedim, esnaftır, her gün para eller. Her gün para eller esnaf. Ha, ikisinde de rızk vardır dedim. Esnafta da rızk vardır dedim. Paran batar dedim. Onun için dedim, yetmezsin dedim birine, borç para alsın, faizi ürer, görmez. Ama okumadı dedim, aylık gelende risk yoktur dedim. Buna göre ben siz dedim, yılı aya indirmedim, siz de evlatlarınızı edersiniz dedim, dedim. Bu şekilde onları okutmaya böyle yönelttim yani. Bu şekilde. Şimdi bugün dedik ya, aile şeyini biz yaptık evvela. Dershanesini biz yaptık. Anneler yaptı. Hakkını, anne hakkını bırak o. Ebeveyn hakkını, bu hakkını zaten ödeyemezler. Bir, siz bilmiyorum yapabilir misiniz? 20 sene bir gece gezmesin evlat. Sünni yaşadır. Sünni yaşama derler buna. Tabii yaşam. Buna sünni yaşama derler. Hiçbir aile buna katlanamaz. Bunu bir evlat. Anneler geçirdi. Ha, yani bu. Bunu tahammül etmez, yapabilmiyorum. Şimdi siz bakın işte evlat yetiştiriyorsunuz, nasıl yetiştiriyorsunuz bilmiyorum. Biz böyle yetiştirdik. Evet. Ve mümkün de böyle de evlatlarımla şikayetçi değilim. Bir de ikinci bir daha düşünüyorum. Tesadüfen bir gidersin oraya, bir problemler vardır, onu sana yüklerler. Ah, bak ya, insanı pişman ederler. Nasıl gideceksin karora? Gidebilir mi? Mümkün değil ha. Onun için öyle bir problemi yüklenmeyeyim diye gitmedik. Bu kış geçti, gitmedim ben. Anlayabiliyor musun? Öyle ki yani zordur bu hayat. Kızım hayat kolay geçmez. Hayat zor geçer. Fakat hançılarda böyle bu hayatı yaşayıp bilecek de aile yok yani, çoğunlukla mümkün değil. Allah razı olsun. Allah bizi yetiştirdi ki öyle yetiştirdik ya da bambaşka yetiştirdik.